Evet sayın seyirciler, sektör analiz programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümde PMK firmasında fabrikayı gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda bize yardımcı olacak üretim mühendisimiz Sayın Berkant Nazlı Bey var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Şimdi siz de bütün aşamaları teker teker gezeceğiz. İşin mutfak boyutunu sizden dinlemek isteyeceğiz. İlk aşama üretimde nerede başlar? Sizi dinlemek isteriz. Olarak satış pazarlama bölümünden alınan sipariş ile beraber bize üretim bölümüne gönderilir. Daha sonra bu alınan sipariş projelendirilerek, çizimi tamamlanarak, hesaplamaları yapılarak daha sonra planı oluşturulur. Bu oluşturulan planla çizimle beraber malzeme ihtiyaç planı çıkartılır. Daha sonra bu malzeme ihtiyaç planı satın alma bölümüne talep edilir. Satın alma bölümü ise bu malzemeleri alarak üretim tasarlanan projeye göre başlamış olur. Burada ciddi bir mühendis grubu var. Bilgisayarda önce bir Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Önce bir proje nedir? Bilgisayar ekranına getiriliyor. Ondan sonra üretime geçiriliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Önce bir bilgisayar ortamında tasarım yapılır, çizim yapılır. Ürün ağacı belirlenir. Ona göre ihtiyaç planından malzemesi alınarak üretim başlangıç olur. Peki şimdi bundan sonraki aşamaya geçelim. Bundan sonraki aşama nedir? Sizden almak isteriz. Bundan sonraki aşama alınan siparişin İlk olarak malzemeleri satın alındığında fabrikamızdaki ilk istasyondan başlar. Bu ilk istasyonumuz ise gövde hazırlık istasyonu diye geçer. Bu istasyonda süt soğutma tanklarının birinci ve dış cidarlarının hazırlığı yapılır. Evet. Bundan sonraki aşamamız? Bundan sonraki aşamada ise birinci gövdeler hazırlandıktan sonra dikeylerde evaporatör roll bond dediğimiz bombeler kaynatılır. Yataylarda ise birinci bombe tavaları kaynağı yapılır. Buradan çıktıktan sonra ise ürünlerin roll bond yani evaporatör kaçak testine sunulur. Bu bizim evaporatörlerimiz 40 bar basınca kadar dayanıklı lazer kaynak teknolojisiyle yapılır. Burada gezen evaporatör üzerinde gezen gaz maksimum 10-12 bar civarlarındadır. Fakat biz bunu testini 25 civarlarında testini yapıyoruz. Herhangi bir kaçak olup olmadığına dair. İkinci ana testimiz ise soğutma testimizdir. Soğutma testinde istenilen projede belli bir standardı vardır. Bu standarttaki soğutma süresi işte 35 dereceden 4 dereceye belli bir saatte, belli bir ortam sıcaklığında olup olmadığı kontrol edilir. Buna göre bu test bu standartları sağlıyorsa testten onay alır. Okey verilir. Daha sonra müşterimize teslim edilir. Evet. Bir de tabii özellikle kullanılan saçlar çok önemli. Forkliftle alınıyor saçlarımız. Operatör yardımıyla beraber kaynakları yapılıyor. Peki özellikle bu aşamalara dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Bu aşamalarda dikkat edilmesi unsurlar kaynağın istenilen, daha doğrusu belirtilen amperde istenilen kalitede yapılmış olması. Bu kaynağımız genelde tik kaynağıdır. Daha doğrusu paslanmaz saç kalitelerinde. Bizim paslanmaz saçımız 304 kalite olur. Birinci gövdesi, dış gövdesi, tüm yüzeylerde 304 kalite saç kullanılır. 304 kalite genelde bizim sıcaklığımız 4 derece, 35 derece sıcaklarında olduğu için 304 kalite gıda makinalarında uygun bir standarttır. Daha yüksek sıcaklıklara çıkıldığında tabii bu kalite artması gerekebilir. Peki buradan gelen saçımız silindiri aldık. Silindirde almadan önce bir temizleme yapıyoruz değil mi? Kesinlikle. Nedir oradaki amacımız? Oradaki amacımız kaynak bölgesini temizlemek, orada herhangi bir cüruf oluşmasını önlemek. Daha sonra kontrol yapılır. Burada polisajlama işlemi yapılır. Polisajlama işleminden sonra ikinci istasyondan işlemi devam eder. Silindirde, silindir makinesinde ne kadar sürede bir saçımızın bükülme süreci biliyor musun? Bükülme süreci genelde bu istenilen çapa göre yapılır. Biz tabii 100 litreden 15 ton kapasiteliğe göre ürün gamımız var. Bunların çaplarına göre silindirde bükme işlemi yapılır. Form verme işlemi tamamlanır. Belirtilen çapta yapıldıktan sonra üretimi devam edilir. Peki silindirden sonraki aşamalar neler? Silindirden sonraki aşamalar ise bombe tavaların kaynağı, evaporatör yüzeylerinin kaynağı. Bu dikeylerde yapılır daha çok. Yoğunlukta zaten dikey ve yatay süt soğutma tankımız üretim yapılmakta üretimimizde. Daha sonra tankların izole cidarları vardır. Aynı ilk istasyonda yapıldıktan sonra izole cidarları tankların üzerine montajı yapılır. Daha sonra birinci ve ikinci cidar arasında ise poliüretan enjeksiyonuyla yalıtım sağlanır. Bu yalıtım malzemesi ise 4 derece sıcaklıkta, 40 derece ortam sıcaklığında
sütü 12 saatte artı 3 derece arttırıyor. Biz bunu testlerine bu ortam sıcaklıklarında yapıyoruz. Yalıtımı bu şekilde sağlıyoruz. Ondan sonraki aşamalarımız? Ondan sonraki aşamalarımız ise montaj, soğutma ve elektrik istasyonudur. Kaynak bölgeleri temizlendikten sonra montaj yapılır. Bunlar kapak, kapak kolu, merdiven, karıştırıcı motor, bu tarz montaj yapılır. Daha sonra soğutma ünitesinin montajı yapılır. Soğutma ünitesinde işte soğutucu kompresörlerimiz, kondenser, işte ekspansiyon valfimiz yani termostatik genleşme valfimiz. Daha sonra elektrik istasyonunda ise elektrik grubu, işte elektronik hatları bağlanır. O montaj işlemi gerçekleştikten sonra ise test işlemine geçilir. Test işleminde ise istenilen standartlarda soğutma işlemi gerçekleşirse, herhangi bir kaçak gözlenmezse ürün okey alır, kalite kontrol onayından geçer. Daha sonra müşteriye ait özel etiketi vurularak, sipariş numarası, seri numarası vurularak müşterimize kullanılması amacıyla gönderilir. Tabii sizin burada kullandığınız farklı bir teknoloji var. Özellikle hata payı noktasında ve bu kaynak olayında köşelerin de kullanılan sistem. Biraz da ondan bahsedelim. Buradaki kullandığımız kaynak yöntemi minimum bakteri üremesini önleyecek şekilde bir tasarımımız gerçekleşmektedir. Buradaki özellikle kaynak yapılan bölgelerde genellikle köşe olmaması, homojen bir şekilde polisaj yapılması, işte bomba yanaklarının düzgün olarak yapılması sağlandığı sürece sütte herhangi bir bakteri oluşmasını minimum düzeyde engellemiş oluruz. Evet. Peki son aşamamız teslimat herhalde. Son aşamamız başka burada dikkat edilecek hususlar neler? Genel manada siz bir mühendissiniz. Süt soğutma tankı almak isteyen izleyicilerimize buradan tavsiyeleriniz neler olacak? Süt soğutma tankı almak isteyen müşterilerimize en önemli tavsiyemiz düşük enerjide, yüksek kalitede, istenilen sürede sütlerinin soğumalarını istiyorlarsa ürünlerimizi hiç tereddüt etmeden kullanabilirler. Aynı şekilde yatay tanklarımızda otomatik yıkama mevcuttur, dijital seviye göstergesi mevcuttur. Burada deterjanı yıkama kimyasalını koyduğu sürece ve her ürün boşalttıktan sonra yıkama işlemini gerçekleştiği sürece hiçbir mikrop, bakteri önlemesi tanklarımızda gözlenmez. Evet. Siz kullandığınız kaynaktaki makineler de özel makineler. Yani iyi bir teknoloji, son bir teknoloji. Sizleriniz bu konuda bir şeyler söyle. Biz burada üretim olarak genellikle el ile yapılan üretimden olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Örneğin en büyük teknolojimiz evaporatörlerimizdeki lazer kaynak teknolojisi, bombelerin kaynaklarındaki kaçak olmamasını önlemek amacıyla makineler üzerinde kaynağı, bunların görüntülü cihazlarla kontrolü, daha sonra poliüretan enjeksiyonumuzun yapıldığı zaman oradaki homojen bir şekilde birinci ve ikinci cidar arasında homojen bir şekilde dağılıp dağılmadığının kontrolü. Bunlar ürünler üzerindeki kaliteyi gösteren en önemli unsurlar bir kere. Evet. Peki son olarak neler söylersiniz? Yeni sonuna geldik. Son olarak geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sayenizde firmamızı tanıtacağız. En güzel, en kaliteli biçimde. Müşterilerimiz kesinlikle tereddüt etmeden ürünlerimizi kullanabilirler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet sayın seyirciler, sayın mühendisimize teşekkür ediyoruz. Sektör Analiz programının ikinci bölümünde sonuna geldik. Bu hafta Adapazarı'ndaydık. Peymek Süt Tankları firmasının tesislerini hem kurumsal kimliğini hem de üretim hatlarını sizler için ekrana getirmeye çalıştık. Tabii burada benim özellikle dikkat ettiğim birkaç husus var. Ben bunlara her yerde söylüyorum. İş güvenliği ön planda olan bir işletmemiz, bunun yanında üretimde tamamen teknolojiyi, son teknolojiyi kullanan bir firmamız. Üreticilerimiz bizim amacımız da burada iyi ürünü kendilerine fayda sağlayacak ürünleri tercih etmeleri. Bu konuda da gerek birliklere gerekse bu konuda hayvancılıkla uğraşan izleyicilerimize biz de naçizane buradaki tesislerimizden geldiği kadar aktarmaya çalıştık. Sektör Analiz programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bölümlerle tekrar karşınızda olacağız.